hoş musun? Evet değerli dostlar, sevgili Aşkale'nin takipçileri, şu anda neredeyiz? Aşkale'nin en güzel köylerinden birindeyiz ve en uzak köylerinden birindeyiz. Ama bu dağın arkası Çat. Çat'la sınır köyümüz Dağ Yurdu'ndayız. İsminin hak eden bir köy, ismini hak eden bir köy Dağ Yurdu. Hemen yanı başımızda muhtarımız var. Kardeş ne içsen ne var ne yok? İyi sağ olun, hoş geldiniz. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Dağyurdu Köyü Muhtarı Cengiz Samur. Köyümüzde şeref verdiniz buraya gelmekle. Eyvallah. Bizleri şereflendirdiniz. Allah ben razı olsun. Teşekkürlerimizi köyüm kendi adıma sunuyorum. Allah razı olsun. Bu sene ilk seçimde. Bariz işte uzak olduğundan, kış şartları ağır olduğundan büyük bir göç verdik. Bundan sonra miktar 22 haneye düştü. Sonradan işte çevre şehirciliği yapmış olduk. 5.545 kanundan evler yaptı. İnşallah o hallolur. Allah izin verirse devletimiz her güçlü, zaman her yere eli kolu uzanır. Milletin arkasında, biz de devletimizin eyvallah yolundayız. Peki köyümüzde okul var mı? Okulumuz aşağı yukarı 8-10 senedir kapatıldı. Öğrenci yetersizliğinden işte o gençlerimizin devamlı işte İstanbul, İzmir şehirlere göç vermesinden. Kız vermiyorlar köylere. Böyle bir sıkıntı var. Evli misin? Evliyim. Ha. Ne zorluklarından aldık. Şimdi eskiden, yani biz de yaşadık o durumları. Eskiden kız istemeye gittikleri zaman derlerdi ki oğlun namaz kılır mı? Oğlun içki içir mi? Cigara içir mi? Eskiden bunlar sorulurdu. En son da oğlun işi var mı denilirdi. İşi yoksa da kız tarafı gene derdi ki Allah'ım hayırlı işler nasip etsin inşallah. Olacaksa da o tatlılık olur diye verirler he muhtarım. Aynen. Şimdi ne soruyorlar? Oğlun işi var mı? Birinci soru. Evi var mı? Arabası var mı? Maaşı kaç lira? Ya bir şey demeyeyim de ya bizim de kızımız var. Allah'ım cümle kızlara, hepsine, tüm evlatlarımıza hayırlı yazılar yazsın. Aynen. Ama yani böyle
evi, arabası, şusu busu olacağına adam gibi adam olsun, ekmeğini taştan çıkarsın. Umarım bana hak verirsinizdir değil mi Muhtar Baba? Tabii. He. Önemli olan bu. Tabii. Ama köylere kız vermiyorlar, ben bunu defalarca duydum. Hatta bana dediler ki ya bir gün gençler toplanak, evet, bütün köylerden 3-5 toplanak, oturak. Hem köyümüzden bahseder, köylerimizden. Aynen. Hem de dediler ki işte bize niye kız vermişsiniz? Evet. Yani bu da ayrı bir kanayan yara bizim bölgemizde, köylere kız vermemek. Valla ne diyeyim muhtarım, Allah hayırlısını nasip etsin. Amin, amin. Sen ne İhsan Kutbar? Ben de... Hem böyle kameraya dön, hele dalın dönme, sen konuşmadan kaçırsan ama. Ben de köy sakinlerinde Malik Kaya. Malik kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Evlendin? Hayır, bekar. Kız ağrılar? İnşallah. İnşallah, hayırlısı. Var mı öyle biri? Yoktu. Sen bana de ben anan derim, korkma. Yok mu? Yok. Sen yalan söylesen sen. Yok, hayır, ben yalan söylemem de. Estağfurullah, öyle desen utanırsan mı, çekinirsen mi? Vardır, vardır. Peki, Allah'ım hayırlı nasipler versin. Amin, İnşallah amin, kardeşim, amin. Hayırlı hanımlar olsun, eşler olsun. Değerli dostlar, biz köyü gezmeye gideceğiz. Allah izin verirse bizimle kalın. Haydi köye. Efendim, dağ yurdundayız. Dağ yurdunun değerli sakinlerinden. Yanımızda bir tane emimiz var. İsmini bilirim de ben demeyeceğim. Kendim tanıdım. İsmi ne o bey? Nizamettin Yalmaz. Ne için Nizamettin abi? İyiydim, sağ olasın. Allah razı olsun. Durumun nasıl? Çok şükür. Yaramazlık yok. Yok, Allah razı olsun. Dedim, kendin vermişsen doğaya, her yer çiçek. Evet. Sen de böyle o çiçeklerin kokusunu arıyorsan. Çok şükür. Yaş kaç? Yaşta 64 doğum. 64 doğum sana. Ooo, denk geldi. Ya az yavaş geçsem ben sana yetişirim de. 3 yaş fazlayım ama cimri denemem. Öyle mi? He. He. Peki emekliliğin var mı? Yok. Nasıl? Biz çok gurbet yaptık ama sigorta yapmadılar. He. Yaptılar da ne her yaptı? Ay bir... İnşaatçılık mı? İnşaatçılıktan he. He. 20 sene önce yalnız bıraktım inşaattan, bayağımdan. He. Şu anda cezaevindeyim zaten. He, belli zaten, gördüm demirle benim gibi sonra, sağa sola vuralım. Ondan sonra artık sigortanın derdine düştüler. Biz de çalıştık yani Trabzon, İstanbul, Ankara her tarafta. He. Her ay başı bir gün göstermişler. Vay vicdansızlar vay. Eyvallah. Vay kitapsızlar vay. Daha gerisini demeyeyim. Deme. Daha gerisini deme. Demeyeyim. Tabii. Peki emmi köyde neler yapsan? Hiçten bile içten bile oturacağım kendime. Kendinden oturuyorsan. He. Malmul davar mavarın yok mu, malın bunu davarın var mı? Var, 3-5 tane malımız var da işte bu çocuk bakıyor. Çiftçilik yapsan. He. Peki bizleri izleyen dağ yurdulu hemşerilerimize ne söylemek istersin? Vallahi ne söyleyebilirim ki? Selam ya, söyle. Yok, saygılarımı sunarım. Saygısınız. Gözlerinden öperim. Eyvallah. Hepsi iyi komşular. Peki yazın da köyümüze gelin ola. He, yazın gelirler zaten. Gelirler mi? He, gelirler. İyi o zaman. Peki, kendine iyi bak, gel sal ya kameramıza. Önce Dağ Yurdu köyünden Halim Tosun, buralar böyle kaldı. Burası bir misafir odasıydı. Gelen giden vardı 7-8 sene evvel. Şimdi hiç gelen yok, gelen yok, giden yok. Böyle buralar hep sahipsiz kaldı. Kimsemiz yok. Burada bir misafir odasıydı. Gelenimiz gidenimiz vardı bak. Sobası, bobası, emre kurulu, hazır duruz diye.
Turama bir şey demeyin, turama bir şey demeyin. Yüreği kopar, yerinden yüreği kopar. Yerinden hop hop bulalım, turan nur top bulalım. Turan hop hop bulalım, turan nur top bulalım. Turan hop hop bulalım, turan gül top bulalım. Turan hop hop bulalım, turan nur top bulalım. Turan dökülür taştan gelir, bu dere baştan gelir, dökülür taştan gelir. Yarı güzel olanlar bala mehrette baştan gelir. Yarı güzel olanlar bala mehrette baştan gelir. Sindirin kızlar, sindirin bu dağlarını. Sindirin kızlar, sindirin bu dağlarını. Gidip oyar in yanlarına, öpem yanaklarını. Gidip oyar in yanlarına, öpem dudaklarını. Atım dala değdi balam elim bu dağa geldi. El attım dala değdi balam elim bu dağa geldi. Ağzım dilim lal olsun balam ne dedim o yara değdi. Ağzım dilim lal olsun balam ne dedim o yara değdi. Sindirin kızlar sindirin bu dağlarını. Sindirin kızlar sindirin bu dağlarını. Gidim o yarın yanlarına öpem yanaklarını. Gidim o yarın dudaklarını. Hey hey hey. Adam bakarım ben, çüt ver ver takarım ben, çüt ver ver takarım ben. Yar odama gelende su olur akarım ben, su olur akarım ben. Ekmeği mi çekin biraz? Işık şeydir. Senden ilgisi orayı çekiyorum. Şey. Şimdi bizim uşağı izle diyecekler gel anama bak ya anam be. Kamer. Olsun ne var onda? Efendim, az önce bir başka tandır odasından, tandır evinden odası demeyeyim. Orada ezelerimiz, ablalarımızın ikisi emek pişirdiler. Şimdi kokuyu takip ettik. Yani havadaki emek kokusunu takip ettik. Bizi direkt buraya getirdi. Az önce bahsettik ya, ekmeğin kokusu, müthiş bir kokusu var. Tertemiz ekmekler pişir. Hava mis gibi. İçeriye girek devam eder. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Kolay gelsin, bereketli olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim burada. İyisiniz. Gördüğünüz gibi nasıl köy işi, eymek pişirdi, karıştı. He, o eymekin adı ne? Bu değirme eymek. Değirme eymek. Bizim köyde de gagala eymek değiller. Gagala da biz ayrı değiliz, gagala da pişiriyoruz. Gagala da pişirsiniz, bu ayrı. Bu da ayrı. Peki, gagala bunu bir falan. Peki, kaç tane eymek yapıyorsunuz? Çok. Peki çok, o çoğun devamı yok mu çok? 10-15 gün gidiyor. 10-15 gün gidiyor. Bir zamanında ile oluyordu, bir torba onu bir günde pişirirdi. Şimdi daha. He mi? Maşallah. Bu evi kalabalık zamanıydı. Evlerin şimdi kalabalık. Efendim ya. Duyuyorsunuz evlerin kalabalık zamanı. Bir torba. Şimdi daha unik. Yaşlandık. Daha şimdi gelin yok, yok. Kız yok. Kimse yok. Hep yaşlandık. Gelin yok. Gittiler. Şey yok. Gelinler. Eşi de kaybetti. O da gitti. Küllü kaldık tek. Ha. Yalnız sana oğul uşak neden? Demin dedim ya daha Celal Bey.
Yani dedim ya kardeşim vefat etti, onun ne işi? Allah'ım gani gani kocanın rahmet annesi, etsin. Kocanın annesi. Allah'ım gani gani rahmet amin, etsin Allah razı inşallah. Olsun, mekanları cennet olsun. Amin. Peki. Çürüle kaldık da onun deri içinde işte. Sahipsiz kuş, dolar. Niye sahipsizsin kız? Koskoca aslan gibi uşağın yanında. 3 tane 4 tane oğlu var. Evlerine ben ne? Evlerine faydalı. Efendim bir dokun binah işit misali. Ezeme bir şey diyemiyorum. Hocam görürsen Ezem çok dertli. Evet. Nereye gidersen git ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmazmış. Evet, evet, evet. Elbette eşlerimiz de başımızın tacı. Sen bekarsan ben evliyim. Evet. Sana tüyo verim. Anandan da sakın ayrı düşme. Bak Ezem az kalır ağlıya. Yani onu deyip sana canın yere. Yeter çok ağladık. Yeter. He, daha ağlama yok. Bundan sonra yok yok ağla. Daha bundan sonra gülün, sevinin. Allah Teala'nın takdiri. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Peki bizleri takip eden hemşerilerimize, oğul uşağıza ne söylemek istersiniz? Selam söyleyecek. Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet olsun. Hem böyle bir yüzünü gör. Yüzünü gör. Yüzünü görsünler sen. El sallarını öyle. Seni görsün. Dişimize bilen hep. Allah'a emanet olun. Allah işinizi rast getirsin. Amin. Allah arkadaşınız olsun. Amin. Amin. Daha böyle duayı nereden bulacaksınız? Yani ben böyle. Her daim onlara. Her zaman biz onlara dua ediyoruz. Allah'a her daim. Allah razı olsun. Ha bir şey daha diyeyim. Teze gelin değilsen ya. Gelin gelse tandıra düşer. Ne olacak? Bir şey yapmaz. Hiç düşmedi. Hiç o da düşer. Ya siz gördünüz bilirsiniz. Eskiden bilirsiniz yani. Benim gelinlerimin ikisi de köy kızı. Biri tespitçiyle Hacı Talib'in kızı, biri buradan İsmet'in kızı. He. Durmadılar beceren. Babalarının evinde şavraldan çıkmadılar beni. Hanı orada efendim, durmadılar. Efendim, Ezem çok dertli. Ders söyledi. Ders söyle. Acı söyledi. Neyse acı söyleme gene de tatlı söyle. Kimin gelini yanında ki seninkine? Hepimizinki gitmiş. Hepimizinkine benimkiler de köy kızı. Şimdi şu anda ben evet, adamın evet, ihtiyacım var. Benim gelinlerimin hani üçü de köy kızı. Hiç de Celal durmadılar. Bey. Durmayana ne edeceğiz? Celal Bey. Durmayana bir şey edecek yok. Evet, Ağa Bey çok özür dilerim. Kıymetli dostlar. Bir dokunduk, bin ah işittik ama eymek müthiş. Eymekin tadı da müthiş. Hala bir tenel lazım lan yiyebilir misin? Hala bir tenel. Sıcak mı? Evet, sıcak, sıcak. Yeni sıcak. Bir tane daha şey gibi, bir tane daha şey poşete koyacağız. Gördüğünüz gibi bu gagara yemek. Poşet getir, koş. Hepiz için yiyeceğim. Git poşete. Hepizin adına koş. Yiyeceğim. Ben Celal Dişsiz, Aşkalelim. Erzurum'un Aşkale ilçesi Dağyurdu köyünden. Sizler için yapmış olduğunuz programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet eski olun. Eski muhtar İlham'ın evindeyiz. Eski muhtar İlham amcanın evindeyiz. İlham amcayı da çek. Burada sen sohbet ettik. Ne kadar kamerayı sevsen sen. Ya git şu kadar herkesin. Efendim Allah'a emanet olun. Ama bir Ezem gidi el sallasın. Hoşça kalın.